Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam siyaset ve adalet programında çok çok önemli konuları işleyeceğiz. Programımızın sürekli konuğu Profesör Doktor Abdurrahim Karslı yorumlarıyla çok farklı boyutlar katacak işleyeceğimiz konulara. İki konuğumuz daha var. Türk Solu Dergisi baş yazarı ve aynı zamanda Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat ve Merkez Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Faruk İlhan'la birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size döneceğim. Siz de bir siyasi parti genel başkanısınız. Ulusal Parti'yi kurdunuz. Siyasi partiler ihtiyaçtan doğar. Türkiye'nin size ihtiyacı olduğunu düşündünüz de bu partiyi kurdunuz. Evet. Neden size ihtiyaç duyulduğunu hissettiniz? Neden Ulusal Parti'yi kurdunuz? Size göre siyasi partinin görevleri nelerdir? Evet. İstiyorsanız Ulusal Parti'ye geçmeden önce Sayın Hocam şimdi işin adalet boyutuna değindi. Ama Türkiye Cumhuriyeti, hatta öncesine Osmanlı İmparatorluğu'na gidelim, bir siyasi partiler geçmişi var bu ülkede. Bu ülkenin bir anayasa geçmişi var. Evet, ülkemizde anayasa işte 1876'da geldi. Evet. Siyasi partiler sonrasında kuruldu. Ama Türkiye'de Türkler tarafından, Türklerin iradesiyle kurulmuş bir siyasi parti, tek Türk, yani yönetim kademelerine gelmeyenlerin dışında yok. Ya bir defa şunu görmemiz lazım. Osmanlı İmparatorluğu yıkılış döneminde Batılılarla girdiği ilişkide biçimlendi. Bugünün siyaset sahnesini, hukuk sahnesini biçimlendiren de bu. Bizde kurulan siyasi partileri kim kurar derseniz? Amerika kurar, İngiltere kurar, Fransa kurar, Rusya İttihat kurar. İttihat ve Terakki de bunun içinde mi? İttihat, yani terakki. Türkler Elbette. Dışında kurulan parti. İttihat Terakki de bence niye bunun Jön Türkler dışında. Diyorduk? Jön Onlar Türkler şimdi Osmanlı'yı Jön Türklerin kurtarmak istediler. Osmanlı'yı kurtaran, Batı'yı açmak istediler. Osmanlı'yı ileriye götüren tarafları vardır eyvallah. Ama bunun dışında şunu da biliyoruz. Jön Türklerin İngiliz Devleti'yle, Alman Devleti'yle, Fransız Devleti'yle bugünkü tabirle ajanlık diyeceğimiz ilişkileri vardır. Türkiye'de Hürriyetçiliğin en büyük kahramanı Namık Kemal dahi maalesef bunların içerisindedir. Türkiye'nin sıkıntısı şu bu. Osmanlı Devleti diyelim ki Abdülhamit döneminde büyük bir diktatörlükle yönetiliyor. Aydınlar özgürlük istiyor, öğrenciler özgürlük istiyor, halk özgürlük istiyor. Peki özgürlüğü kurabileceğiniz iç örgütlenme yolları açık mı? Tıpkı bugünkü gibi kapalı. Kapalı olduğu zaman ne yapacaksınız? Bunu açmanız lazım. Açacağınız zaman batılı devletler size kancayı atıyorlar. Diyorlar ki biz senin önünü açarız. Siz ne oluyor? Türk aydını yaklaşık 150 yıldır büyük çoğunluğuyla ajan. Yani bu ajanlık bir paralı ajanlık değil. Nasıl çok yani? Bilinçli bir ajanlık da değil. Ama sonuçta siz Batılıları, mesela Fransız parlamentosunu, İngiliz parlamentosunu veya Amerikan başkanlık sistemini şimdi olduğu gibi diyorsunuz ki kendi ülkemize bunu kopyalayalım. Ben de diyorum ki bu fikir size nereden geldi? Siz üretmediniz ki. Sizin halkınızın böyle bir ihtiyacı yoktu, böyle bir talebi yoktu. Bizde talepler dışarıdan dikte edilir. Ülkemize geldiği zaman bu partiler kurulur. Şöyle, Osmanlı'da kurulan İttihat ve Terakki hemen alternatifi İtilaf ve Hürriyet. Aynı şekilde kurulmuştur. Ama mesela günümüze geldiğimizde AKP'nin kuruluşu doğrudan böyledir. AKP doğrudan doğruya Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek için Amerika'nın emriyle, müdahalesiyle, teşvikiyle ve bunun ötesinde örgütlenmesiyle kurulmuş bir partidir. Bundan önceki partilere baktığımızda da durum böyle. Sadece küçük bir istisna var. 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşımız siyasete dayanmadı. Bakın Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'nin bu ülkenin başına nasıl büyük bir felaket getireceğini gördü ve ayrıldı. Aynı zamanda Mustafa Kemal askeriyeden de istifa etti. Çünkü askeri ilişkilerle sivil siyaseti bir arada götürmenin nasıl bir felakete yol açacağını gördü. Kuvayi Milli Hareketi tüm görüşlerden Türkleri birleştirdi. Hiçbir ayrım gözetmeden. Kurulan parlamento ülkenin kalkınması, çağdaşlaşması, adalete, hukuka yönelmesi için, zenginleşmesi için, refah için bir şeyler üretti. Ama Mustafa Kemal'in ölümünden sonra, 1938'den sonra ilk anlaşma İngiltere iledir. Yapan maalesef Peki, İsmet İnönü. Peki dünya sistemine entegre olma adına yapılmış olamaz mı bu tür anlaşma? Elbette, Batı'yla ilişki kurulması ihanet diye değerlendirilebilir ihanet mi? İhanet diye değerlendirilebilir. Dünya ile ilişki kurmak çok güzel Mesela bir şey ama eşit şartlarda. Şöyle bir tartışma Fırat. Yerli ve milli vekil istiyorum sözüne dediniz ki böyle bir şey istiyorsa AK Parti'nin seçime girmemesi lazım seçime dediniz. Girmemesi lazım. Niye gayri milli olsun, niye yerli olmasın AK Parti? Niye şimdi, öyle görüyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim, ilk önce AKP dediğimiz parti bir defa şu an itibariyle bir siyasi parti, hüviyeti bile yok. Şimdi ben Ulusal Parti'nin genel başkanıyım. Bana herhangi bir irade partimin merkez karar kurulunu, milletvekili adaylarını belirleyemez. Ben belirlerim, arkadaşlarım belirler, üyelerim belirler. Adalet ve Kalkınma Partisi bir kongre yapıyor. Kongreden bir gün önce Cumhurbaşkanı çağırıyor, listeyi veriyor. O liste seçiliyor ve işin kötü tarafı o listeye başbakanın, AKP'nin genel başkanının istediği isimler de giremiyor. Ben yerliliği ve milliliği bir tarafa bıraktım. Onurlu insan o koltukta oturmaz. Çünkü o koltuk boştur zaten. O koltuk bir kuklanın denetimine bırakılmıştır. Şimdi Türkiye'de siyaset rayına girecekse siyaset dediğimiz şey nedir? Milli irade değil mi? Evet. Milli irade nedir? Ya milli iradeyi biz saltanatı yıkarak parlamentoyu kurduk. Parlamentoyu kurduk, şimdi saltanat ve saray inşa ediyoruz ve orada bir sultana tüm yetkiyi veriyoruz. Şimdi en son valileri, bürokratları sattı diyoruz Cumhurbaşkanı ama hatırlayın Gezi hadiselerinden beri benim polisim, benim muhtarım, benim valim, her şey bu adamındı. Yani normal hukuki normda milli iradenin olduğu bir ülkede benim diye bir kavram olamaz zaten. Yani milli irade ise benim kavramını kullanan bir insan olamaz. Kaldı ki Amerikan modelini diyelim ki takip edecek. Eyvallah, tamam, Amerikan modeli başkanlık. Benim Amerikan modeli başkanlıktan anladığım tek bir şey var. Amerikan başkanı diğer rakibiyle birlikte canlı yayında televizyonun karşısına çıkar. Seçimden bir gün önce tüm Amerika izler. 13 yıldır Tayyip Erdoğan hiçbir rakibinin karşısına çıkmadı. Madem felaket Amerikan bir şey. Amerikan tipi bunu ise yapın, buradan başlayın ve mı ben şundan söyleyeyim. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki benim hitabetim çok güçlü. Millet arkamda diyor. Ya millet arkanda, rakiplerini de küçümsüyor. Siz benim çapım değilsiniz. Çık ez. Millet görsün sen ne büyük bir adammışsın görsün. Ben Amerikan modelinin bu kısmını istiyorum bakın bir Türk aydını olarak. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek başbakan adayları birbirlerinin karşısına çıkmalı. Bunu canlı muhalefet yayında. Liderlerine de söylüyor elbette musunuz? Elbette. Ama muhalefet liderleri zaten istiyorlar. Yani Sayın Bahçeli de çıkıp da bir başka siyasi parti lideriyle evet, tartışmaya girmez. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yapar. Çünkü kendisi açık açık defalarca çağrıda bulundu. Karşıma istediğiniz gazeteciyi getirin. Siz zaten, de gelin beraber tartışalım zaten dedi. Zaten Kılıçdaroğlu siyasete bir açık oturumla girdi biliyorsunuz. Evet. Şimdi Abdurrahim Bey'i çağırıyorsunuz, çıkıyor. Beni hangi televizyon çağırsa çağırsın, çıkarım. Devlet Bahçeli'nin bir enteresan tarafı var. Çünkü hani MHP bahsi belki geçecekse, MHP zaten iktidar olmamak üzere kurulmuş bir parti. Ona dolayısıyla gelelim, o nedenle istemiyorlar. Evet. Ama AKP açısından bir defa siyasi bir parti değil artık. Dolayısıyla seçimlere girme hüviyetinin bile olmaması gerekir. Neden? Saray idare ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim partimin, herhangi bir partinin yönetim kuruluna dışarıdan bir irade çomak sokarsa bu hukuken suçtur. Sokturamazsınız. Hukuken bir kanıt tabii, mı bu? Yargıtay diyecek ki bu siyasi partiyi başka güçler idare ediyor. Giremez. Yani siyasi parti hüviyeti bile AKP'nin kalmamıştır. Türkiye'de hukuksuzluğun bir kısmı bu. İkinci kısmını da şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün çok tartışılıyor. Cumhurbaşkanı da işgal ettiği makamda kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde duruyor. Nasıl? Cumhurbaşkanlığının demin söylendi seçilebilmesi için belli normlar var. Nedir? 4 yıllık bir üniversite mezunu olacaksınız. Cumhurbaşkanının diploması sahte. 1982 yılında kurulmuş bir üniversiteden 1981 yılında hiç kimse mezun olamaz. Marmara Üniversitesi maalesef. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Evet, bir diploma var. Hatta iki tane diploma var. İki diplomanın üzerinde farklı isimler var, şeyler var, numaralar var. Birinde imza var, birinde imza yok. Tayyip Erdoğan'ı okulda gören yok. Kaldı ki hani gidebileceği bir okulda yok. Çünkü o zaman o okul kurulmamıştı. Dolayısıyla kanunsuz bir şekilde durmaktadır. Benim tespitim şu. Hukukta bir şeyi siz usul kaidelerini çiğneyerek elde etmişseniz yok hükmündedir. Evet. Şimdi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yok hükmünde evet, kabul edilmeli ve Cumhurbaşkanları listesinden de adı silinmeli. Bakın Türkiye buraya gelecek.
O zaman Türkiye milli ve yerli olur. Doğru. Yani evet, siz şimdi kanunları, şeyini, hukukları, hukuku çiğneyerek... Peki size şunu soracağım. Sözcü gazetesi bir manşet atmıştı ve çok tartışıldı. AKP'nin yerli ve milli vekilleri dedi. Birkaç isim koydu. Eski evet, bakanlar altlarına etnik kökenlerini yazdı. İşte Kürt, işte sonradan Türk oldu diye. İşte evet, Mehmet Müezzinoğlu'na yazıldı. Bu manşeti nasıl buldunuz? Şimdi, yerli ve milli tartışmasında soya mı inmeliyiz? Etnik kökene mi inmeliyiz? Soya inmeniz gerekebilir. Ne zaman gerekebilir biliyor musunuz? Başka bir soydan olanlar, kendisinin başka soydan olduğunu iddia edenler bu ülkeyi bölmeye çalışıyorlarsa, bölgede başka bir devlet kurmaya çalışıyorlarsa, Amerika'ya hizmet ediyorlarsa, o zaman siz de dersiniz ki buyurun soyu tartın. Bakın ben AKP dedi ki herkes etnik kimliğiyle övünebilmeli. Övünün o zaman. Siz diyordunuz ki biz Kürt olmayı artık serbest bıraktık. İnsanlar Kürtlükleriyle övünecekler. Ben de diyorum ki ya AKP'nin kurucular kurulunun %90'ı Kürt. İçlerinde bir tane Türk yok. Bu sefer insanlar ilkiliyor. Övünün kardeşim ya. AKP öyle güzel bir partidir ki içerisinde bir tane Türk yönetici yok. Olmak zorunda değil. Bakın şunu söylüyorum. Olmak zorunda değil. Ama madem almıyorsunuz Türkleri, madem sırf Kürtlerden ve diğerlerinden kuruyorsunuz, deyin ki biz Türkiye'yi o kadar ilerletti ki bakın bir Kürt partisi, tümü Kürtlerden oluşmuş bir parti. Biz etnik kimliğimizle de övünüyoruz. Deyin biz bunu hazmederiz. Evet. Ama hem Kürtlükle övünülsün diyorsunuz hem de şimdi Kürtlük bulaşmayın diyorsunuz. Olmaz. Ben Türklüğümle övünüyorum. Kürt olan da Kürtlüğüyle övünüyorsa çıksın açıkça söylesin. Evet. Peki, ama bunu söylemiyorsa yanlış yapar. Şimdi biraz hukuki tabii, bir tartışma var. Evet. Yıl 2011, 4 sene önce. İstanbul'un çeşitli yerlerinde stand açıyoruz. İdam cezası geri gelsin. Beyoğlu'nda çok asılsın, karşılaştım. Sizin standınız. Beşiktaş yani. 2011. Beşiktaş'ta standımız var. Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde tam köşede. Arabaların geçiş noktasında. Dolmabahçe'de ofisinden dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan çıkıyor. Standımızın önünden geçerken afişlerimizi görüyor. 10 dakika sonra emniyet standımızı kapattı. Hemen ardından İçişleri Bakanlığı kampanyayı yasakladı. Biz bir daha stand açamadık. Yani vali mi sorumlu mu, polis mi bu kadar basit. Peki, Türkiye'de sistem böyle işler. Bir virgül bir hemen şey çok için önemli Tayyip Erdoğan emir verir, yukarıdan aşağıya uygulanır. Çok önemli bir noktaya evet, değineceğim. 2011 yılında siz APO asılsın standlarını açtınız ve bu standlar İçişleri Bakanlığı'nca yasaklandı evet, değil mi? Evet. 2011 yılında Öcalan'a özgürlük standları Türkiye'nin her yerinde açıldı. 1 milyon serbestti, imza toplandı, serbestti, hiç müdahale edilmedi. Bu ikisi bir arasında bir evet, paralellik kuralım. Neden böyle oldu sizce? Ya çünkü devlet PKK ile masadaydı. Yani AKP PKK ile masadaydı. PKK dedi ki siz kamuoyunda bize yönelik tepkileri engelleyin. Tepki kimden geliyor? Diyelim ki Ulusal Parti'den veya başka bir partiden. Bakın o dönemde şehit cenazeleri de yasaklandı. Tabii. Şimdi Tayyip Erdoğan ve AKP yöneticileri diyor ki şehitlerimize sahip çıkalım. Hatırlayın Antep'te patlayan bombayı PKK evet, tarafından. Şehit cenazesine sokulmadı, halk sokulmadı. İnsanlar joplandı. Şehit cenazelerine bayrak götürmek yasaklandı. Yaygara yapıyorlar yapıldı, diyorlardı. Cumhurbaşkanı yaygara yapıyorlar tabii, diyordu. Şehit tek bir örnekte değil. Mesela bizim yine teröre karşı Karadeniz'e yönelik PKK saldırıları olmaya başladı. PKK'yı Karadeniz'e sokmayacağız diye bir broşür çıkarttık. İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Partimize dava hangi açıldı. Hangi dönemde çıkarttınız 2011, o broşürü? 2011. HDP'nin o dönemki BDP'ydi. Onlardan Karadeniz ziyaretinden önce mi? Ziyaretinden yani önceydi. Yani onları kastederek yapmadınız. Yok, onları kastederek PKK'nın değil. Eylemleri PKK'nın üzerine, eylemleri başlamıştı evet, onun üzerine. Şimdi şu yani devlet Türk milletinin PKK aleyhindeki tüm taleplerini bastırdı. Yani Öcalan'a ve özgürlük standları rahatlıkla açıldı. Öcalan'a idam talep eden standlar yasaklandı diyorsunuz. Maalesef bu buna bir örnektir diyorsunuz. Tabii. Ama diyorlar ki Sayın Gökçe Fırat, Türkiye Cumhuriyeti öyle büyük bir devlet ki Orta Doğu'ya nizam evet, veriyor. Sisi'ye dikleniyor, Esad'a dikleniyor. Amerika'ya Orta Doğu'da model bir ülke olarak Türkiye parlayan bir yıldız. 2023'te dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri evet, olacak diyor ama Türkiye yani, sandık güvenliği konusunda şimdi, bazı mahallelerde diyor ki benim gücüm yetmez bu sandıkta Şam'da oy kullanılmasına. Şam'da, niye bu tezat var? Şam'da namaz kılacaksın ama Diyarbakır'da sandığa sahip değilsin daha. Bu olamaz. Bir de şimdi şu sandık güvenliğiyle ilgili şöyle bir durum var. Sandık güvenliğini devletin sağlayamadığı bir toplumsal yapı yaratıldıysa orada,
terör yoluyla. Zaten orada seçim güvenliği yoktur. Orada insanların özgürlüğü bitmiştir. Silahların gölgesinde ne seçimi olabilir? Doğru. Şimdi devlet diyor ki burada PKK yüzünden insanlar gidip HDP'ye oy veriyorlar. Hep böyleydi zaten bu. Doğru. Şimdi niye karşı çıkıyorsunuz ki? AKP iktidara geldiği zaman 2002 HDP'nin oyu %4. Yıl 2015 HDP'nin oyu %14. Bu %10 HDP'ye AKP'nin sağladığı alandır, meşruiyet alanıdır. Dediler ki bugüne kadar, Tayyip Erdoğan diyordu ki diğer partiler siz Sivas'ın ötesine geçemezsiniz. E bugün AKP de geçemiyor. AKP'yi bıraktım, devlet sandık kuramayacak. E şunu mu diyecekler bir süre sonra, ya biz Diyarbakır'da yapamıyoruz seçimi. Buyurun Beştepe'de sarayın bahçesinde kurduk, gelin burada oy kullanın. Buraya mı gidecek Türkiye? Yani bu kabul edilemez. Yüksek Seçim Kurulu da böyle bir karar alamaz. Yani haklı yok mu? Yani karar oylar almayı... yerinde mi kullanılmalı evet. sizce? Eğer devlet bir devlet, ne yapıp edip güvenliği devlet, sağlamalı mı diyorsunuz? Bir devlet bu güvenliği sağlayamıyorsa zaten orada özgür seçim olmayacak demektir. O zaman nasıl büyük devlet olup işte Mısır'da, şimdi, Mısır'da Suriye'de büyük de, abilik yapacağız? Şimdi büyük devlet şöyle olursunuz. Oslo görüşmeleri basına yansıdı. Bir tarafta PKK'nın temsilcisi, bir tarafta MİT'in temsilcisi. MİT'in temsilcisi diyor ki PKK'lıya, tüm şehirlerin altını bombalarla doldurduğunuzu biliyoruz. Bu gazetelere yansıdı. Kaç sene oldu yansıyalı? 3 sene. Bu 3 sene önce ben bunu gördüm mü? Gördüm. Siz de gördünüz. Cumhurbaşkanı da gördü. Başbakan da, İçişleri Bakanı da. Senin MİT görevlin diyor ki siz şehirlerin altını bombalarla doldurdunuz biliyoruz. Cumhurbaşkanı, bugünkü Cumhurbaşkanı, o dönemin Başbakanı MİT'e, emniyete şu yazıları yazmış mı? Doldurulan bu bombaları bulun, imha edin. Yazmamışsa suçludur. Bakın, o bir şeydir. Açık gazetede yansımış. O günün emniyet görevlileri, o günün valilikleri, o günün İçişleri Bakanlığı, Başbakanlığı, o bombaları bulun, imha edin, emrini vermemiş herkes suçludur. Evet. Teröre yardım yataklıktır bunu. Türk Solu dergisi çıkarıyorsunuz. Evet. Çok da tartışılıyor. Her sayınız olay oluyor. Size ırkçı diyorlar, kafatasçı diyorlar. Ajan diyenler var. Evet. Doğu Perinçek'le çok kavga ettiğiniz için işte bunların ikisi de zaten ajan diyenler var. Ama Türk Solu dergisinin dışında bir Kur'an-ı Kerim meali de evet. tercüme ettiniz, bastınız. O yüzden size de ayrıyetten sormak isterim. Müslümanın görevi ölü yıkamayı bilmek midir yoksa başka işler midir? Evet, Müslümanın görevi dediğiniz şey Kur'an'da zaten tarif edilmiş. Allah-u Teala diyor ki bana iman edeceksin. İlk şartı bu. Bundan sonrakileri zaten uyarsın veya uymazsın Allah'la senin arandaki problem. Ama Müslüman olabilmek için ölü yıkamak gibi bir şart yok. Allah'a iman ediyor musun, etmiyor musun? Eğer Tayyip Erdoğan Müslümanın görevi olarak ölü yıkamayı görüyorsa bir gariplik var. Şunun için gariplik var. Sadece İslamiyet açısından değil. İslamiyet'te de ya ölüm kötü bir şeydir. Ölüm Allah'tan gelir. Siz ölümlere vesile olan bir toplum yaratmışsanız, sizin emrinizle gencecik çocuklar öldürülüyorsa ve de dönüp ondan sonra insanlara diyorsanız ki ölü yıkamayı öğrenin, bu İslamiyet'in vazifesi, ortada yani dehşet bir durum var. Türkiye zaten bu dehşeti yaşıyor. Bakın Gezi hadiselerinden bugüne ülkemizde gereksiz yere kan dökülüyor. Bu çok açık söyleyeyim, bir vatan savunması falan değil. Yani şimdi anneler, babalar şehit cenazelerini gömerken diyorlar ki Tayyip Erdoğan'ın sarayı için öldü bizim evladımız. E şimdi sizin Tayyip Erdoğan'ın sarayı için insanlar ölüyorsa İmam Hatip'teki insanlar da ancak ölü yıkamayı öğrenin diyebilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Niye şöyle bir şey demiş olamaz mı? Ben bütün dünya işleriyle ilgili problemlerinizi çözdüm. Size güllük gülistanlık bir memleket bıraktım. Rahat artık rahat öbür ölüm. Dünyayla ilgili vazifelerinizi doğru. üstlenin demiş olamaz doğru. mı? Doğru olabilir yani hüsnü zan gerekli. Rahat rahat ölün. Hatta başka yere muhtaç olmayın kendiniz. Ya zaten bu garip bir şey yani. Şimdi yani bizim burada bunu konu yapmamızın sebebi bunun Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olması. Yani bunu sıradan bir vatandaş çıkıp söylese herhalde tutup size soracak değilim ama ya. Cumhurbaşkanı bunu bir de çok önemli bir günde evet. söylüyor. Eğitim öğretim yılının açılış gününde söylüyor. Ya eğitim ve öğretimden anladığı şey bu ama hani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi standart edebiyatta bir şey vardır. Bir romanın veya bir filmin başında bir yerde bir silah sahnesi gösteriyorsanız o silah kullanılacaktır. Kural değil mi? Edebiyatın kuralı, sinemanın, tiyatro, her şeyin o. kuralı. Şimdi Cumhurbaşkanı diyorsa ki ölü yıkamayı öğrenin, bilin ki pek çok insan öldürülecek bu ülkede.
ilginç en bir... mübrem ihtiyaç. Maalesef. En acil ihtiyaç. Maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz Gökçe Fırat? Şöyle söyleyeyim. Kumpas kuruldu da. Yani nasıl bir kumpastır bu? Yani zorla mı hırsızlık yaptırdılar? Yani diyelim ki Fethullah Gülen Hoca Efendi veya onun cemaatine mensup polisler veya diğerleri gittiler de bu zanlılara, mesela Reza Zarab'a, kardeşim sen gel biraz bu memleketi soy diye bir şey yaptılarsa, çıksınlar desinler ki ya bizim aklımıza girdiler. Bizim hırsızlık hiç aklımızda yoktu. Bu paraları çalmayacaktık. Bu işte şeyhe uyduk. Kusura bakmayın. Mesela kumpas budur yani. Bir insan gerçekten... Ama siz ortada bir hırsızlığın olduğunu söylüyorsunuz. Söylemiyorum zaten, kayıtlar ortada. Ama onlar da hayırsever iş adamları, güzel işler yapıyor, yurtlar açıyor, öğrenci okutuyorlar diye... O zaman ortada bir kumpas yok demektir. Şimdi ortada basit bir hırsızlık da değil, örgütlü bir hırsızlık var. Ve her kesime ulaşan bir hırsızlık var. Şimdi siz diyelim ki o insanları tutukladınız. Yatarlar, çıkarlar ama bir süre sonra gerçek kumpası kuran varsa o da çıkar, hırsızlık varsa o da çıkar. İlelebet böyle gitmeyecek ki. Ne olacak yani? Şimdi Ergenekon da bitti. Bu da bitecek. Bakın bu iktidar, iktidarda kalabilmek için sürekli bir öcü yaratıp onlar üzerinden kendi iktidarını sağlamlaştırıyor. Paralel yapı öcü mü? Bence öcü. Yani ilk önce bir Ergenekon öcüsüydü, şimdi bir paralel yapı öcüsü. Sanıyorum şimdi bugüne kadar çok sevimli çocuk dedikleri PKK'yı da bir öcü sıfatına şey yaptılar. Yani bu iktidar öcüler yaratarak insanları kandırmaya çalışıyor. Ama şu tutukluluklarla ilgili de bir şey söyleyeyim. Şimdi bir insanı yargılarken hapsedebilirsiniz. Ama bunun şartları hukukta belli. Kaldı ki ben devletimizin itibarı açısından bu devletin genelkurmay başkanı bu devlet hapse attı. Ya böyle bir yargılama ahlakı olamaz. Suçluysa cezası verildikten sonra hapse atarsın. Ama mahkeme safhasında insanları hapse atmak olmaz. Ben dün Ergenekon'daki askerler için bunu savunuyordum. Dışarıya çıkartın, suçlu varsa yargılayın. Bugün polisler için aynısını söylüyorum. Yani siz basit bir askeri veya polisi suçluya atmıyorsunuz. Devletin itibarını atıyorsunuz. Yarın öbür gün bu asker, bu polis, bu devletin vatandaşının gözüne nasıl gözükecek? Hiç bunu düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla bu tür tutuklu yargılamalar kabul edilemez. Hiç kimsenin bu manada kendisini kurucu irade yerine koyup insanları kategorize etmeye hakkı yok. İktidar bu tutumundan derhal vazgeçmeli. Ahmet Hakan Coşkun'un saldırıya uğraması da AKP iktidarının ülkeyi sokmuş olduğu siyasi atmosferden kaynaklanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya bu şimdi yeni bir gelişme. İlk defa dedim ki bir gazeteciye sokakta evin önünde saldırı oluyor. Bundan sonrası şudur. Ya sadece biz gazeteleri basmayacağız diyorlar. Diyor ki bir gazeteci bizim aleyhimizde hoşumuza gitmeyen gibi bir şey olursa biz bunu döveriz. Dövdükten sonra ne yapacaksınız? Bir aşama sonrası herhalde öldürmeye başlayacaklar. Yani Türkiye böyle aydın cinayetleri yaşadı. Bir Sivas katliamını yaşadık ya. Koskoca devlet Sivas'ta aydınlarını bıraktı. Askeri, jandarması müdahale etmedi ve insanlarımız öldü. Evet. Ama unuttuk. Ben Ahmet Hakan olayıyla ilgili zaten örgütlü bir suç. AKP tarafından doğrulan yönlendirilmiş bir suç. Failleri belli. Hani tedbir amaçlı diyorsunuz ya. Tedbir amaçlı tutuklama olacaksa buyurun bunları tutuklayın. Tabii. Cem Uzan'ın da dövdürdüğü söyleniyor. Ahmet Hakan'la Cem Uzan arasında bir polemik de vardı 2-3 gündür. Evet. Yani devlet bir şekilde hani bu işi durdurmak zorunda ama esas durduracak olan gazetecilerdir. Evet. Şimdi Hürriyet gazetesi basıldı. Ses var mı? Yok. Bugün televizyonun gazetesi basıldı. Ses var mı? Yok. Yani sonuçta gazeteciler kendi gazetelerini, kendi gazeteci arkadaşlarını savunmazlarsa bunların hepsi olur.